şekilde anlattı. Almanya babamın yanına gidiyormuş. Yanına giderken tek başına uçağa biniyor. Babam Almanya'da işçi olarak çalışıyordu. Evlendikten sonra annemi yanına getirtmek için anneme bilet alıyor uçaktan. Annem İzmir'den uçağa biniyor. Frankfurt'a doğru yola çıkıyor. Doğumuna yaklaşık 3 hafta gibi bir süre varken uçuş korkusu yaşıyor. İlk defa uçağa bindiği için. Sancıları başlıyor. Uçaktaki kabin memurlarını çağırıyor. Doğum sancım başladı diye. Doktor anonsu derken uçaktan bir doktor çıkıyor. Doktorlar ve kabin memurlarının yardımıyla da doğum gerçekleşiyor. Zaten sürekli yurt dışında yaşadığımız için Türkiye'ye seyahat ediyorduk uçakla. Yani çok küçük yaştan beri haberim var yani uçakta doğduğumdan. Yani başta inanmıyorlar. Nasıl yani uçakta doğdun diye böyle bir tepki gösteriyorlar. Anlatıyorum ondan sonra işte diyorum bu şekilde oldu. Çok şaşırıyorlar öyle bir doğum gerçekleştiğine. İşe başlama süreci tamamen hani şans eseri gelişti. Bilet almak için internet sitesine girdiğimde kabin memuru ilanını gördüm. Başvurdum. Süreç sonunda da kabin memuru olarak işe başladım. Peki baş... Başvuruda değil hani mülakatlarda değil daha çok eğitimde sözü geçmişti. Eğitimde arkadaşlar arasında konuşurken konusu açıldı. Eğitime başladığımızda onlar da işte hocalara böyle böyle Erkan'ın hikayesini biliyor musunuz diye anlatınca şirketin de haberi oldu bu durumda. Yani uçakta doğup da kabin memuru olan birini bilmiyorum ama Türk Havaları uçağında geçen yıl doğan bir bebeğimiz var. Kacu'ydu galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam. Onu biliyorum. Kimliğini yazıyor. Doğum yeri olarak.